Ana, Andre'nin yüzüne dikkat ederek Kanevlinin alay etmek istediğini anladı. Andre, elleriyle yüzünü karıştırarak içini çekti, başını sallayarak sordu: "Nasıl olur? Ben öyle sanıyordum ki siz bir mahkeme değil bir savunma kurulusunuz." Küçük yaşlı bir adam kuru bir sesle: "Size rica ederim, konu dışına çıkmayın," dedi. Esas sorundan mı? Peki şu halde sizin gerçekten kanunsever, ağırbaşlı, bağımsız, gerçek yargıçlar olduğunuza inanmak isterim. Mahkeme sizin sözlerinizi dinlemeye muhtaç değil. Nasıl olur da böyle bir övgüye gereksinmesi olmaz? Tuhaf. Ben yine de konuşacağım. Siz dost ile düşman arasında hiçbir fark gözetmeyen, özgür, serbest düşünceli insanlarsınız. Şu halde şimdi sizin karşınızda iki parti var. Birisi şimdiye kadar hep ezilmekten, dövülmüş, soyulmuş olmaktan yakınıyor, öbürü ise madem ki elinde bir tüfek var, çalmak, ezmek hakkının kendisinde olduğunu iddia ediyor. Yaşlı adam sesini daha çok yükselterek, elleri titreyerek sordu. Dava konusunda bir sözünüz var mı? Kanefli şaşkın yaşlı adama baktı. Dava konusu mu? Neden size bundan söz edecekmişim? Arkadaşım, sizin bilmeniz gereken yönleri söyledi. Sonra sırası geldiğinde alt yanını da size başkaları söyler. Yaşlı adam oturduğu yerden doğrularak. Size söz hakkı vermiyorum. Sen kalk, gireguvar Samoylov. Kanefli, dudaklarını gererek kendisine oturduğu sandalyenin üzerine bırakıverdi. Yanında oturan Samoylov ayağa kalktı. Savcı dedi ki: Biz vahşi, ilerleme düşmanıymışız. Yalnız sizin işinize ilişkin şeylerden konuşmak zorundasınız. Benim yaptığımda o iyi insanların kaygısız kalabilecekleri hiçbir şey yoktur. Rica ederim, sözümü kesmeyiniz. Şimdi size şunu sorayım. Sizin bilim, bilgi dereceniz nedir? Lütfen söyler misiniz? Konuya geliniz. Andre'nin alayları yargıçları epeyce tedirgin etmişti. Solgun yüzlerinde kırmızılıklar, bakışlarında soğuk, yaşlı kıvılcımlar parlıyordu. Pavel'in nutku onları öfkeledirmiş olmakla beraber onun sesindeki ağırbaşlılık, halindeki sağlamlık, direnç hepsini de kendisine karşı susmaya, saygıya zorlamıştı, dinlemişlerdi. Ne var ki, kanefli bu etkiyi koruyamamış, onlardaki bu öfkenin hızla büyümesine sebep olmuştu. Şimdi onlar fısıltılarla birbirleriyle konuşuyorlar, hızlı davranışlarıyla kızgınlıklarını belli ediyorlardı. Samoylov sözünü şöyle sürdürdü. Sizi sivil polisler bekliyor, kadınların, genç kızların ahlakını bozuyor, onları yoldan çıkarıyorsunuz. İnsanları hırsız, katil yapıyor, onları ispirto ile zehirliyorsunuz, sonra mapushanelerinizde hepsini çürütüyorsunuz. Uluslar arasında savaşlar, fuhuş, bütün ulusun bir sersemlik içinde uyuşması. İşte sizin uygarlığınız. Evet, biz bu uygarlığın düşmanıyız. Ufak tefek ihtiyar çenesini oynatarak. Lütfen, diye haykırdı. Samoylov kıpkırmızı, gözleri ateş saçarak ondan daha güçlü cevap verdi. Biz, başka uygarlığı seviyor, onu sayıyoruz. O uygarlığı ki, yaratıcılarını siz hapislere atıyor, ya da deli diye ilan ediyorsunuz. Konuşmanızı yasaklıyorum. Fedya Mazin, sen kalk. Kısa boylu genç tıpkı delikten çıkan bir tavşan gibi birdenbire ayağa kalktı. Yemin ediyorum. Beni nereye sürerseniz sürün, ne ceza verirseniz verin geri dönüp geleceğim. Sizov küçük bir çığlık savurdu. Bütün salondaki halk belirsiz bir heyecan içinde kımıldıyordu. Bir kadın ağlıyor, başka birisi boğulur gibi öksürüyordu. Jandarmalar sanıklara aval aval bakıyor, çevrelerindeki halkı öfkeden delirmiş bakışlarla gözden geçiriyorlardı. Yargıçlar bir süre görüştüler. Yaşlı adam. Bosef Ivan. Diye seslendi. Konuşmayacağım. Vosef Vasili. Konuşmak istemiyorum. Bukin Fedor. Sarışın, solgun yüzlü Bukin yavaşça ayağa kalktı. Utanın. Ben ki cahil birisiyim, anlıyorum, adalet böyle olmaz, dedi. Sonra kolunu başından yukarıya kaldırarak sustu. Gözleri sanki uzakta bir şeye bakıyormuş gibi kısılmıştı. Yaşlı adam umutsuzca bir şaşkınlıkla koltuğunda sıçrayarak. Bu ne cüret? Diye haykırdı. Ah siz! Bukin, umutsuz bir davranışla kendisini kanepenin üzerine bırakıverdi. Anlamsız sözlerinde, saf, üzgün bir suçlama tonundan başka büyük, pek önemli bir şey vardı. Herkes de bu duygu doğdu. Yargıçlar kulaklarını kabarttılar. Halk sustu. Yalnız bir ağlayış işitildi. Savcı omuzlarını silkerek gülümsedi, sonra yine salonda gürültüler oldu. Bu gürültüler uzayıp gitti. Ana, Sizof'a eğilerek sordu. Şimdi de yargıçlar mı konuşacaklar? Hayır. Artık her şey bitti. Karar verilecek. Bu kadar mı? Evet. İnanmadı. Samoylov'un anası arkasından ara sıra dirseğiyle onu dürterek acı içinde sallanıp duruyor kocasına bir şeyler söylüyordu. Olacak iş mi bu? İşte, apaçık oluyor ya. Bizim oğlumuza şimdi ne yapacaklar? Sus! Beni biraz bırak. Halkta bitkin, yorgun, değişmiş bir hal vardı. Bakışları sanki önlerinde tutuşmuş bir ocak varmış gibi kamaşmış, kararmıştı. Buki'nin kardeşi yarım bir sesle yanındakine şöyle dedi. Ben bir türlü anlamıyorum. Neden onları istediklerini söylemekte rahat bırakmıyorlar? Savcı istediği gibi konuştu. Kanepenin yanında bir memur vardı, kollarını sallayarak. Susun! Susun! diye bağırdı. Samoylov'un babası geri çekildi, karısının arkasını siper alarak karşılık verdi. Gerçekten de öyle. Sayalım ki bunlar suçludurlar yine de herhalde konuşmalarını yasaklamamalıydılar. Onlar kime karşı davrandılar? Herkese karşı. Bunu iyice anlamak isterdim, çünkü benimle de ilgisi var. Gerçek nerede? Öğrenmek istiyorum, bırakılsın da söylesinler. Memur onu eliyle tehdit ederek. Sus! Dedi. Sizov, üzgün bir halde başını sallıyordu ana yargıçlardan gözlerini ayıramıyordu. Onların gittikçe daha çok heyecanlandıklarını görüyorsa da aralarında coşkunca konuştukları şeyleri anlayamıyordu. Seslerin yayılan soğuk gürültüsü yüzüne çarpıyor, yanaklarını titretiyor ve dudaklarında hoş olmayan bir etki uyandırıyordu. Ona öyle geliyordu ki hepsi de oğlunun vücudundan, arkadaşlarının o derin, sıcak, temiz bir kan taşıyan, gürbüz kaslı vücutlarından söz ediyordu. Bu vücutlar mutlaka onlarda kötü bir imrenme duygusu, hasta, bitkin bir kıskançlık uyandırıyordu. Onlar dudaklarını kımıldatıyorlar, böyle çalışma kazanma yeteneği taşıyan vücutlara kaslara sahip olamadıklarından dolayı yakınıyor gibiydiler. Şimdi bu vücutlar yaşamın akışından dışarı çıkıyor, artık o çalışmadan yoksun kalıyorlardı. İşte bunun için bu genç, gürbüz vücutlar, şu yaşlı yargıçlarda tıpkı taze bir et karşısında yemek hırsı ile titreyen, onu yiyecek gücü de kendinden bulamayan vahşi hayvanların duydukları etkiyi yaratıyorlardı. Ana, yargıçlara baktıkça bu kaba, garip düşünce güçleniyordu. Öyle sanıyordu ki bu adamlar kendilerini kudurtan vahşi hislerini saklamayı hiç de gerekli görmüyorlardı. O hem kadın hem ana, şimdiye kadar, her şeye karşın her zaman oğlunu canından aziz bilen ana, bu yaşlı yüzlerde parlayan, oğlunun yüzünü, ateşli, canlı vücudunu dolaşarak sanki onu şiddetli bir açlıkla kemiren, sanki ondan kendi sakat vücutları için bir güç, can parçası koparmak, kurumuş damarlarına bu taze kanla canlandırmak isteyen hırslı gözleri inceledikçe korkuya kapılıyordu. Elagi'ye öyle geliyordu ki, Pavel de bunları görüyor, anlıyor bundan dolayı üzgünlük içinde anasına bakıyordu. Genç adam, biraz yorgun ama sükunet ve şefkatle anasına bakıyordu. Ara sıra ona gülümsüyor, başını sallıyordu. Ananın kalbini okşayan bu gülümseyiş sanki. Yakında serbest olacağım, demek istiyordu. Ansızın bütün yargıçlar ayağa kalktı. Ana bir içgüdüsüyle onların davranışlarını izledi. Sizof. Gidiyorlar. dedi. Ana sordu. Onları mahkum etmek için, değil mi? Evet. Ruhundaki gerginlik birdenbire kayboldular. Bütün vücudunu ağır bir yorgunluk kapladı. Alnında ter damlaları göründü. Birdenbire kalbinde korkunç bir bitkinlik duygusu uyandı. Bu süratle yargıçlara onların verdikleri yargılara karşı ağır bir aşağılama duygusuna döndü. Çakaklarına ağrı yapıştı. Eliyle alnını ovuşturarak çevresine bakındı. Sanıkların aileleri parmaklığa doğru yaklaşıyorlar, salon sürekli bir gürültüyle doluyordu. O da Pavel'e yaklaştı. Elini sıktıktan sonra ağlamaya başladı. Kalbi aynı zamanda hem üzüntü hem de sevinç ile dolmuştu. Pavel ona birkaç okşayıcı söz söyledi. Andre hem gülüyor hem de eğleniyordu. Bütün kadınlar üzüntüden çok alışkanlığa uyarak ağlaşıyorlardı. Kafaya indirilen ani bir darbe gibi sersemleten bir acı göze çarpıyordu. Evlatlarından ayrılma zorunluluğunun bilincindeydi. Yaşlılar bir yandan şimdi nasıl yaşayacaklarını kederle düşünürken, öbür yandan büyük bir cüretle şaşkınlıkla inceliyorlardı duygularını anlatacak sözcükleri bilemiyorlardı. Ağızlardan aralıksız birçok söz uçuyordu. Ne var ki bunlar hep bayağı şeylerdi. Durmadan mahkumlara amirlerini kızdırmalarını tembihliyorlardı. Samoylov oğluna. Herkes yoruluyor, dedi. Bizler de. Bu kinlerin büyüğü küçük kardeşine ellerini oluşturarak. İşte onların adaleti dedi, bunu kabul etmek ne kadar acı. Sığırcığıma iyi bakacaksın, değil mi? Döndüğünde onu bulacaksın. Sizov, yeğenini elinden tuttu, yavaşça. Demek Fedya, böyle yaptın ha? Fedya eğilerek dudaklarında şeytanca bir gülümseyişle kulağına bir şeyler fısıldadı. Yanlarında duran jandarma da gülümsedi. Birdenbire yine ağırbaşlı bir durum aldı. Ana da öbürleri gibi şundan bundan söz ediyordu ama kalbinde, oğluna, Şasenka'ya, kendisine ilişkin öyle sorunlar vardı ki, bunlardan bahsetmek ihtiyacı ile yanıyordu. Bütün sözlerinin altında oğluna karşı coşan sevgisi, ona iyi görünmek, ona yaklaşmak arzusu parlıyordu. Ana, içinde aydınlık bir sevincin uyandığını duyuyorsa da bunun nedenini anlayamayarak üzülüyordu bir ara Kaniyefli'nin rast geldiğiyle konuşmakta olduğunu gördü. Onun Pavel'den daha şefkatli sözlere muhtaç olduğunu düşünerek ona. Bu yargılama benim de hoşuma gitmedi. Dedi. Neden anacık? Bu eski bir değirmendir. Ancak görüyorsunuz ya hala işlemekte. Ana öfkeyle. Korkunç değil, saçma. Gerçek hiç de araştırılmıyor. Böyle bir şey mi bekliyordunuz? Burada gerçekten söz edileceğini hiç sanır mıydınız? Elaj içini çekti. Sanıyordum ki bu korkunç bir şey olacaktı, kilisedekinden daha korkunç bir gerçekler ayini. Pavel, hafif bir sesle. Anne, biz gerçeğin nerede geliştiğini pek iyi biliriz. Dedi. Panefli. Siz de bilirsiniz ama. Dedi. Mübaşir bağırdı. Mahkeme. Herkes yerine koştu. Yargıç bir elini masaya dayayarak öteki eliyle tuttuğu kağıdın arkasında yüzünü saklayarak alçak, vızıldayan bir sesle okumaya başladı. Yargıçlar kurulu gereğini görüşüp, Sizof kulağını kabartarak, Mahkumiyet, dedi. Salonu bir sessizlik kaplamıştı bütün oradakiler, gözleri, yaşlı adama dikilmiş olarak ayağa kalkmıştı. Yaşlı adam tıpkı üzerine nasılsa bir elde edilmiş kuru, dimdik bostana benziyordu. Üyeler de ayaktaydılar. Sibirya'ya sürgüne mahkum olmuşlardır. Sizof avunma ile içini çekerek. Sürgün. Dedi. Tanrı'ya çok şükür, bu da geçti. Kürekten bile söz ediliyordu. Ama bu hiç de korkunç bir şey değil, hiçbir şey değil. Helal alçak sesle. Ben bunu biliyordum, dedi. Evet, bununla birlikte şimdi kesinleşti. İnsan böyle yargıçların ne karar vereceklerini anlayabilir mi? Daha şimdiden götürülmeye başlayan mahkumlardan yana dönerek yüksek sesle. Gene görüşeceğiz, fedya, yolunuz açık olsun. Diye seslendi. Ana, Paveli ve arkadaşlarını başıyla selamladı. Ağlamak istiyordu. Ama garip bir utanç onu tutuyordu. Ana mahkemeden çıkarken artık gece karanlığının her yana çökmüş olduğunu görerek şaşırdı. Sokaklarda fenerler yanmıştı. Gökte yıldızlar parlıyordu. Adliye dairesinin çevresinde küme küme insanlar vardı. Soğuk havada ayakların altında karlar gıcırdıyor, genç adamların sesleri birbirine karışıyordu. Gümüşü şapkalı birisi Sizof'a yaklaşarak sordu. Karar nedir? Sürgün. Hepsi de mi? Hepsi de. Adam uzaklaştı. Sizof, anaya. Görüyor musun bu iş herkesi meraka düşürüyor. Birden çevrelerine on kadar erkek, kız toplandı. Bu kümeden türlü sesler yükselmeye, çevreden başkaları da aralarına katılmaya başladı. Herkes kararı anlamak, maknların nasıl davrandıklarını, kimlerin hangi konuda, ne konuştuğunu öğrenmek istiyordu. Birisi, Pavel Vlasov'un annesi bu, diye bağırdı. Hemen hepsi sustu. İzin veriniz de elinizi sıkayım, Sonra birey, büyük bir içtenlikle ananın elini sıktı, tonu titreyen bir heyecanla sözünü sürdürdü. Sizin oğlunuz hepimiz için bir yüreklilik direnişi örneği olacak. Titreyen bir ses haykırdı. Yaşasın devrim. Kahrolsun zorbalık. Haykırışlar gittikçe şiddetlenerek artıyordu. Birdenbire ananın yanı başında bir ses. Arkadaşlar, dedi. Dostlar, Rus halkını yiyip bitiren canavar, bugün yine birkaç kurban aldı. Siz of. Haydi ana, artık biz gidelim. Dedi. O sırada karşılarına Saşenka çıktı. Anayı kolundan tutarak kaldırımın öbür yanına doğru çekti. Geliniz, belki de polis şimdi bunların arasına karışır, bizi de dövmeye kalkar. Belki de neredeyse tutuklamalar başlar. Ey söyleyiniz bakalım sürgün Sibirya'ya değil mi? Bu sözler, derin bir sevgiyle, içtenlikle yapılan bu övgüler, ananın gevşeyen sinirlerini canlandırdı. Ana, yavaş, sevgi dolu bir sesle sordu. Ona ne zaman katılacaksınız? Evet, evet. Ya o, o ne yaptı? Konuştu mu? Zaten biliyorum, o ötekilerin hepsinden daha güçlü, daha yetenekli aynı zamanda hepsinden de ağır, şefkatli, duygulu olmakla beraber duygularını, düşüncelerini anlatmakta da güçlük çekmez. Bir doğruluk gibi sağlam, düzdür. Saşenka gözleri önünde cevapladı. Benim işimi yapacak birisini bulur bulmaz bu olacak. Çünkü elbet benim de sıram gelecek, ben de yargılanıp sürgüne mahkum olacağım. O zaman ben de Pavel'in gittiği yere gönderilmemi isteyeceğim. İki kadının arkasından Sizof'un sesi işitildi. Benden de selam götürürsünüz. Adım Sizof'tur, beni, tanır. Fedya mağazinin amcasıyım. Saşenka arkasına dönerek elini uzattı. Fedya mağazini ben de tanırım, adım Saşenka'dır. Soyadınız. Genç kız, ona hızlı bir göz attı. Ailem yok, babam da yok, dedi. Öldü mü? Hayır, yaşıyor. Malikane sahiplerinden biridir, bucak müdürüdür. Şimdi köylüleri soyup soğana çeviriyor, bir yandan da hepsini dövüyor. Sizov, kısa bir duraklamadan sonra genç kızı inceleyerek, hızlı bir bakışla yukarıdan aşağıya süzerek. Hoşça kal, ana, dedi. Ben bu yandan gideceğim. Ne zaman istersen, ara sıra gel, hem çay içer, hem de gevezelik ederiz. Hoşça kal, bayan, babanıza karşı çok sert hükümler veriyorsunuz ya. Yine de karışmam, sizin bileceğiniz iş. Saşenka heyecanla sordu. Eğer sizin oğlunuzda ciğeri beş para etmez olsaydı yine böyle mi söyleyecektiniz? Yaşlı adam, bir saniye tereddütten sonra. Evet, dedi. O halde gerçek evlattan değerli, benim için de babadan. Siz of, içini çekerek başını salladı. Ah, siz ne yamansınız. Eğer herkese karşı verilecek böyle karşılıklar bulacak olursanız emin olunuz yaşlılar pek çabuk yenilecekler. Saldırmasını pek iyi biliyorsunuz. Yalnız insanlara biraz da acıyınız. Allah sizin yardımcınız olsun, hoşça kal, pelaj. Eğer Pavel'i görürsen söyle ki nutkunu dinledim. Hepsini de anlamadım kimi zaman beni korkuttu bile. Ne var ki söyledikleri hep doğruydu. Kalpağını kaldırarak sokağa saptı. Saşenka, onu gülümseyen bir bakışla izleyerek. İyi bir insan olmalı. Dedi. Anaya öyle geliyordu ki, kızın yüzünde her zamankinden daha çok bir yumuşaklık, güzellik vardı. Eve geldiklerinde yan yana kanepeye oturdular. Ana, yine Saşenka'nın tasarılarından söz açtı. Genç kız iri, hülyalı gözlerinin uzun, sık kirpikleri arasından süzülen bakışlarıyla dalıp gitmişti. Solgun yüzünde bir durgunluk, dinleniş vardı. Toluk çocuk sahibi olduğunuzda ben gelip onlara bakacağım. Pavel iş bulur, çok beceriklidir. Hemen gidip kendisine kavuşmak istemiyor musunuz? Pelaj içini çekerek. Neye yarar? Eğer kaçmak isteyecek olursa ben ona engel olacağım. Sonra o gittiğimi de istemez, dedi. Saşenka mırıldandı. Doğru. Hem de yapacak işlerim var. Saşenka düşünceli cevap verdi. Evet, doğru, hem de iyi. Birdenbire sanki bir yük altından kurtulmuş gibi silkindi, sonra alçak sesle. Sibirya'da durmayacak, mutlaka kaçacak. Peki. O zaman siz ne yapacaksınız? Ya bir de çocuk olursa. Bilmem, bakalım. Onun benim için üzülmesine yer yok. Canı ne vakit, ne yapmak isterse yapabilir. Ben onun için bir arkadaştan başka bir şey değilim. Bilirim ki ondan ayrılmak benim için güç olacak. Ne var ki katlanmanın da yolunu bulurum. Hayır, hiçbir vakit ben onun canını sıkacak değilim. Hem konuşuyor, hem de soğuktan donmuş ellerini oluşturuyordu. Sonra masaya yaklaşarak çekmecesini çekti, bir takım kağıtlar çıkardı. Bunları hızla karıştırdı, heyecan içinde kimilerini yırttı, yok etti. Çoktan beridir bunlara göz atmıyordum. Bakınız ne kadar çoğalmış. Hay aksi şeytan hay! Ana, ne dersiniz, benim fikrimce siz bu gece burada kalmasanız çok iyi olur. Vandarmaların burada oynayacakları komediye seyirci olmak oldukça can sıkıcı. Belki bu herifler sizi de tutuklarlar. Oysa Pavel'in konuşmasını dağıtmak için mutlaka sizin köyleri tek tek dolaşmanız gerek. Yok canım. Beni neden tutuklasınlar? Belki de yanılıyorsunuz, hiç gelmeyecekler ben geleceklerine inanıyorum. Bundan başka sizin Ludmila'ya yardım etmeniz iyi olur. Haydi bir an önce gidiniz. Ana, oğlunun nutkunun basılmasına yardımda bulunmak düşüncesine pek sevindi. Peki, giyiniyorum. Kendi de şaşarak alçak sesle ekledi. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Tanrı'ya şükürler olsun, şimdi her şeyi biliyorum.'' Nikola, ona bakmaksızın. Güzel, ah gösterin bana, çamaşırım, valizim nerede? Siz burayı kendi elinizde öyle iyi yönetiyorsunuz ki ben de her şeyin yerini unuttum. Bu gece jandarmalar gelince şaşırsınlar, zırnık bulamasınlar da görsünler. Saşenka sobada kağıtları yakıyordu. Hepsini yakıp bitirdikten sonra küllerini pek güzel yok edebileceğini seziyordu. Kalbi acıma ile doldu. Genç kızı kucakladı. "Yavrum, çok acı çekeceksiniz." dedi. Saşenka tatlı tatlı gülümsedi. Elage'nin kollarına daha çok sokuldu. Yanakları kıpkırmızı olmuştu. İki kadın birbirine sarılmış, hiçbir şey söylemeden sevdiklerini düşünüyordu. Onları tatlı bir sessizlik, sıcaklık kuşatmıştı. Nikola bitkin döndü daha soyunmadan. Gidin artık Saşenka, dedi. Çünkü bu sabahtan beri evin çevresinde açıktan açığa, iki sivil polis dolaşıyor. Bu tutuklamaya işarettir. Ön sezi böyle gösteriyor. Ha aklıma geldi, Pavel'in nutkunu bastırmak için karar verildi. Hemen onu lud. Mila'ya götürünüz, çabucak dizsin. Ana, Pavel çok güzel konuştu. Saşenka, ispiyonculara dikkat. Durunuz şu kağıtları da götürünüz, doktora veriniz. Nikola yaklaşarak elini sıktı. Haydi Saşenka, artık gidiniz. Ara sıra iyi kitaplar çıktıkça bana da göndermeyi unutmayınız. İhtiyatı elden bırakmayınız, aziz arkadaşlar, hoşçakalın. Saşenka sordu. Sizi uzun süre hapiste tuttular mı? Kimse bilemez. Belki de oldukça uzun. Ana, siz de Saşenka ile beraber çıkınız. Çünkü iki kişiyi birden izlemeleri daha güçtür. Peki, giyiniyorum. Ana dikkatle Nikolay'ı inceliyorsa da onda doğal olmayan değişik hiçbir şey bulamıyordu. Yalnız tatlı, uysal bakışları şimdi önemli bir düşünceyle dumanlanıyordu davranışlarında yüzünde hiçbir heyecan izi yoktu. Herkese karşı sevgiyle, uysal davranıyor, her zaman sessiz, dışarıdan görünen durgun yaşayışı içindeydi. Ana onun bu halini pek çok seviyordu. Şimdi onu böyle dalgın görünce kalbi derin bir sevgi, şefkatle doldu. Ancak bu duygusunu Nikola'ya sezdirmek istemedi. Giyinir giyinmez odaya döndü. Nikola Saşenka'nın elini sıktı. Mükemmel. Bunun hem sizin hem de onun için pek iyi. Bir şey olacağına inanıyorum dedi. Biraz da kişisel mutluluklar duymak zararlı değildir. Şunu da bilin ki fazlası zararlıdır. Ana, hazır mısınız? Hoşça kalın öyleyse. 3 4. Belki de 6 ay sonra. 6 ay diyelim epeyce uzun bir zaman Haydi artık kucaklaşalım. Güçlü kollarını açarak anayı kucakladı, gözlerinin içine baktı, gülerek. Galiba ben size aşığım dedi. Durmadan kucaklıyorum. Ana yanıt vermeden Nikola'nın bunu duymaması için ellerini boynundan geri çekti. Demek gidiyorsunuz. Güzel, dikkatli olun. Dilerseniz yarın Ludmilla'nın yanındaki çocuğu buraya gönderin. Ey artık hoşça kalın arkadaşlar. İyi, her şey güzel olsun. Sokağa çıkınca Saşenka, ananın kulağına fısıldadı. Gerekirse ölüme de böyle sade bir yürüyüşle gidecektir. Biraz önceki gibi. Ölüm geldiğinde yine bir kere gözlüğünü düzelterek, iyi diyecek, sonra ölecek. Onu çok seviyorum. Beni şaşırtıyor ama sevmeye gelince. Sevgiyle şefkatle davranmasına karşın, o yine de kuru bir ruha sahiptir. Herhalde izleniyoruz. Artık ayrılalım. Ayrılalım, dikkat ediniz, eğer izleniyorsanız doğruca Ludmila'ya gitmeyiniz. Biliyorum. Saşen etti. Ona gitmeyiniz bana geliniz. Hoşçakalın birdenbire dönerek ayrıldı. Ana ardından. Görüşelim diye seslendi. 16. Bölüm Birkaç dakika sonra Pelaj, Ludmila'nın odasında soba başına geçmiş, ısınıyordu. Ludmila kara bir giysi giymiş, odanın içinde uzun eteklerini sürüyerek gidip geliyordu. Ocakta odunlar çıtırdıyordu. Kadının sesi çınladı. İnsanlar kötü olmaktan çok avanaktırlar. Yalnız burunlarının dibinde olan şeyleri görürler. Biraz daha ötesini anlamazlar. Oysa yakında olan basittir, asıl değerli olan uzaktakilerdedir. Eğer yaşayış daha kolay, insanlar daha zeki olsalardı herhalde daha yararlı bir şey olacaktı. Ne var ki bu amaca ulaşmak için şimdilik geçici bir zaman rahat bir yaşayıştan vazgeçmelidir. Birden ananın önüne gelerek sanki özür diliyormuş gibi sesini alçaltarak konuştu. Ben pek az insanla görüşüyorum. Buraya birisi gelince hemen konuşmaya başlıyorum. Saçma, değil mi? Neden saçma olsun? Elaş, Ludmila'nın formaları nerede bastığını anlamak için çevresini araştırıyorsa da dikkati çekecek hiçbir şey göremiyordu. Üç penceresi sokağa bakan odada bir kanepe, bir kitaplık, bir masa, birkaç sandalye, bir karyola, bir lavabo ile ocak, duvarlarda da fotoğraflar vardı. Her şey temiz, dayanıklı yeniydi. Odada gizli bir yaşayış seziliyordu. Ana kapılara baktı. Odaya bunların birinden girmişti. Ocağın yanından küçük bir sofaya açılan ufak kapıdan sonra yanında yüksek bir kapı daha vardı. Ana, Ludmila'nın kendisini gözetlediğini fark ederek. İş için geldim. Dedi. Biliyorum. Zaten bana başka nedenle gelen olmaz ki. İşte en kısa zamanda basılması isteniyor. Sonra ana Nikola'nın tutuklanacağını sezerek yaptığı hazırlıkları uzun uzun anlattı. Ludmila hiçbir şey söylemeksizin kağıdı koynuna soktu. Yüzüne ocağın kırmızılıkları vuruyordu. Eğer jandarmalar benim evime gelecek olurlarsa üzerlerine ateş edeceğim, dedi. Çünkü böyle bir tecavüze karşı kendimi savunmak benim hakkımdır. Ludmila'nın şimdi ciddileşen yüzünden ocağın kızıllıkları kaybolmuştu. Ana zavallı, senin yaşayışın pek acılı olsa gerek, diye düşündü. Ludmila hemen oturup Pavel'in nutkunu okumaya başladı. İlk önce istemeyerek okuyordu, sonra birdenbire dikkatle Hararette kağıtları okuyup şiddetli davranışlarla yere atmaya başladı. Okuyup bitirdikten sonra ayağa kalkarak "Çok güzel." dedi. "İşte benim okumak istediğim şeyler bunlardı. Ne kadar açık." Başını eğerek bir süre düşündü. "Size oğlunuzdan söz etmek istemedim. Onu hiç görmedim. Hem de insanı üzecek şeylerden konuşmayı sevmem." İnsanın akrabasından birinin sürüldüğü sırada duyduğu şeyleri bilirim. Söyleyiniz, böyle bir oğula sahip olmak iyi bir şey mi? Evet, çok iyi. Bu hal korkunç mu? Elash durgunca gülümsedi. Artık hayır. Ludmila esmer elleriyle saçlarının kıvrımlarını düzelterek pencereye döndü. Yanaklarında hafif bir sıcaklık, bir gölge vardı. Haydi, şunu basalım. Bana yardım eder misiniz? Elbette. Şimdi dizeceğim. Biraz uyuyup dinlenin. Ben bu gece uyumayacağım, siz benim yatağıma yatınız. Belki gece ben sizi uyandıracağım. O vakit bana baskı için yardım edersiniz. Yalnız uyumadan önce lambayı söndürünüz. Sobaya iki odun daha attı. Sonra sobanın arkasındaki küçük kapıdan çıkarak, kapıyı yine dikkatle kapadı. Helaş, bakışlarıyla onu izlerken bir yandan soyunuyor, bir yandan da düşünüyordu. Sert bir insan ve acı çekiyor. Zavallı. Yorgunluktan başı dönüyordu. Kalbinde garip bir durgunluk vardı. Her şey bakışlarında tatlı, okşayıcı bir parıltı ile aydınlanıyordu. Helaş, oldum olası büyük heyecanlardan sonra gelen bu durgunluğa yabancı değildi. Eskiden bu durgunluk onun için kaygılandırıcı olurdu. Şimdi ise tersine kalbini güçlü, büyük bir sorun genişletiyordu. Lambayı söndürerek soğuk yatağın içine girdi. Yorganın altına büzüldü, biraz sonra derin bir uykuya daldı. Gözlerini açtığında odayı, parlak bir kış gününün soğuk, ak aydınlığıyla dolu gördü. Ludmila kanepenin üzerine uzanmış, elinde bir kitap, şefkatli okşayıcı bakışlarla anaya bakıyordu. Ana şaşırdı. Aman tanrım ne çok uyumuşum. Saat kaç, geç mi? Evet, kalkınız, saat on. Kahvaltı edelim. Benim için uyandırmadınız. Niyetlendim ama dudaklarınızda öyle tatlı bir gülümseyişle uyuyorsunuz ki. Çevik vücudunun hızlı bir atılışıyla birdenbire kalkarak yatağın yanına geldi, eğilerek ananın gözlerine baktı. Sizi uyandırmak istemedim. Belki de çok tatlı bir düş görüyordunuz. Hayır, hiç düş görmedim. Ne olursa olsun. Herhalde sizin dudaklarınızdaki gülümseyiş benim pek hoşuma gitti. Öyle rahat, öyle tatlı bir gülümseyişti ki. Uyandırmaya kıyamadım. Ludmila gülmeye başladı. Oturdum, dedi. Hep sizin yaşayışınızı düşündüm. Bu yaşam öyle acı ki. Ana kirpiklerini oynatarak düşünmeye başladı. Hiç de farkında değilim. Kimi zaman öyle sanırım ki dediğiniz doğrudur. Yine de bu doğru olamaz. Öyle şeyler, öyle şaşılası önemli şeyler var ki. Bunlar birbirini izleyerek öyle büyük bir hızla geçip gidiyorlar ki halbi kendisinin pek iyi tanıdığı bir heyecan dalgasıyla kabarıyordu. Her yolunun içinde doğruldu, heyecana gelen düşünceleriyle hayallerine bir biçim vermeye başladı. Bütün bunlar hep aynı amacı doğruluyorlar. Tıpkı tutuşan bir evde ateşin yavaş yavaş her yanı sarması gibi. Evet, bilseniz ne acı şeyler var. Yoksullar çaresizler çok acı çekiyorlar. Her an tedirgin edilirler. Arkalarında ispiyoncular dolaşır, dayak yerler. Evet, ne kadar da zalimce dövülürler. O zaman onlar da tıpkı keşişler gibi yaşamak zorunda kalırlar. Öyle zevkler vardır ki, onlar bunlardan yararlanamazlar. İşte bu pek acı bir yaşayıştır. Ludmila birden başını kaldırdı, dikkatle anaya bakarak. Kendinizden hiç söz etmiyorsunuz. Dedi. Ana. Kendimden mi söz etmiyorum? İnsan, böyle herkes için korkar, herkes için acırsa, bu yaşayış, bu amaç, kendisine her şeyden aziz olursa artık kendisi bu yaşayışın dışında kalabilir mi? Yarı giyinmiş, odanın ortasında bir süre düşündü durdu. Öyle sanıyordu ki, sanki bir vakitler oğlu için o kadar korkmuş üzülmüş olan kendisi değildi. Kişilik denen şey artık yoktu. Eski kaygılarının ve korkularının yeniden depreşmesinden korkuyordu. Ludmila sordu. Ne düşünüyorsunuz? Bilmem. Sustular, bakışarak gülüştüler. Sonra Ludmila. Bakalım semaver neylemde diyerek odadan çıktı. Ana pencereden dışarı hızlı bir bakış fırlattı. Dışarıda soğuk, parlak bir gün aydınlığı vardı. Onun kalbi de hem böyle parlak hem de ateşliydi. Kalbine doğan şeylere karşı belirsiz bir şükran, minnet duygusuyla uzun uzun söylemek, konuşmak, anlatmak istiyordu. Çoktandır unuttu, dua etmek gereksimini duydu. Belleğinde bir şey canlandı. Genç soluk bir yüz işte, Pavel Vlasov'un annesi, diyordu. Saşenka'nın oynak bakışları parladı. Ribi'nin mert, esmer yüzü yükseldi. Nikola, belirsiz bir davranışla gözlerini kırpıştırdı. Birden bu yüzler hafif bir göğüs geçirerek sarsıldılar. Sonra hepsi birden, kalbi tatlı bir duygu ile saran saydam renkli bulut arkasında birbirine karışarak eriyip gittiler. Ludmila içeri girerek Nikola'nın hakkı varmış. Onu tutukladılar. Söylediğimiz gibi birisini yollamıştım. Şimdi geldi, evin çevresinde sivil polislerin dolaştığını, alusunda resmi polislerin bulunduğunu, bunlardan birisini de kapının arkasında gördüğünü söyledi. Çocuk onları tanır. Ana başını sallayarak yalnız. Ah zavallı Nikola, dedi. Son zamanlarda kentteki işçilere pek çok konferanslar veriyordu. Artık onun ortadan kaybolmasının zamanı gelmişti. Arkadaşları kendisine hep bırakıp gitmeyi öğütledilerse de kimseyi dinlemedi. Olacağı buydu. Kapının eşiğinde kara saçlı, pembe yüzlü, mavi gözlü bir delikanlı göründü. Uyumlu bir sesle sordu. Semaveri getireyim mi? Evet, lütfen, Serge benim öğrencimdir, kendisini hiç görmediniz miydi? Hayır. Bazen Nikola'ya yollardım. Lüdmila değişti, daha sade ve cana yakın oldu gibi geliyordu anaya. Ölçülü vücudunda öyle bir güç, güzellik vardı ki, bu biraz solgun yüzündeki ağırbaşlı anlatımı değiştiriyordu. Gözlerinin çevresindeki halkalar geceden beri daha çok koyulaşmıştı. Sanki ruhunda bir tel gerilmiş gibiydi. Çocuk semaveri getirdi. "Serj, işte Pelaj Vlasov. Dün mahkum edilen işçinin annesi." Çocuk, ananın önünde saygıyla eğilerek elini sıktı. Sonra dışarı çıkarak ekmek getirdi. Yemek masasının başına oturdu. Ludmila bir yandan çay verirken bir yandan da anaya sivil polisler çekilmedikçe eve dönmemesini öğütledi. Belki de sizi sorguya çekecekler. Ne önemi var? Tutuklarlarsa bu bir felaket mi olur? Yalnız Arzun Pavel'in nutkunu bir an önce dağıtmaktır. Nutuk dizildi. Yarın yeterince basılmış olacaktır. Siz Natasha'yı tanır mısınız? Nasıl tanımam? O halde basılanları ona götürmek gerek. Çocuk bir gazete okuyor, onları dinlemez görünüyordu yalnız ara sıra gözleri pelagenin yüzüne takılıyordu. Ana, çocuğun bu bakışını ayırt edince çok duygulandı. Genç kadın hiç de yıkanmaksızın yine Nikola'nın tutuklanmasından söz etti. Bu yakınmaksızın anaya pek olan geldi. Vakit her zamanki günlerden daha çabuk geçiyordu. Kahvaltı sona erdiğinde hemen hemen öyle olmuştu. Birdenbire hızlı hızlı kapı çalındı. Çocuk kalkarak Ludmila'ya baktı. O. Oh. Aç Serj dedi. Kim olabilir? Sonra durgunlukla elini cebine sokarak. Eğer vandarmalarsa siz şöyle bir köşeye çekiliniz dedi. Sen de Serj sen de. Çocuk alçak sesle. Biliyorum. Dedi ortadan kayboldu. Ana gülümsedi. Bu hazırlıklar onu hiç de heyecanlandırmıyordu. Kalbinde bir felaket önsezisi yoktu. İçeri giren doktordu. Aceleyle. Nikola tutuklandı. Nasıl siz burada mısınız, ana? Götürüldüğünde siz evde değil miydiniz? Hayır, o beni buraya yollamıştı. Ya. Ben sizin buraya gelmeye zaman bulamayacağınızı sanıyordum. Bu gece gençler toplanıp Pavel'in nutkunu velatinle birçok nüsa kopya etmişler, şimdi de dağıtmak itiyorlar. İyi basılmış, güzelce okunuyor. Ne var ki, ben bu düşüncede değilim. Kentte el yazısı ile kağıt dağıt dağıtmak doğru olmaz. Matbaada basılmış olanlar daha iyi. Ötekileri dışarılara göndermeli. O halde veriniz bana onları, Natasha'ya götüreyim. Pavel'in nutkunu bir an önce dağıtmak, dünyayı oğlunun sözlerine boğmak için sabırsızlanıyordu. Yalvaran bakışlarıyla doktora bakarak bekledi. Doktor, bilmem, acaba sizin şu sırada böyle bir işe girişmeniz doğru olur mu? Dedi, cebinden saatini çıkararak ekledi. Şimdi, saat 11'i 40 geçiyor. Tren ikiyi çeyrek geçe kalkıyor. Demek akşama varacaksınız, pek geç. Ne var ki önemli olan bu değil. Ludmila doğruladı. Evet, önemli değil. Ana onlara yaklaşarak. Yani, dedi, önemli olan işin yapılmasıdır. Ben de bunu yapacağım. Genç kadın onu dikkatle süzdükten sonra alnını oluşturarak. Tehlikeli ama, dedi. Ana haykırdı. Neden? Doktor. Anlatayım. İşte siz Nikola'nın tutuklanmasından bir saat önce evden çıktınız, fabrikaya gittiniz. Orada sizi çok iyi tanırlar. Siz çıktıktan bir saat sonra da fabrikada birçok devrim bildirileri görüldü. Bütün bunlar sizi sık boğaz etmeleri için yeter. Ana heyecanlanarak. Beni bulamayacaklar ki eğer beni tutuklayacak olurlarsa, nereden geldiğimi sorarlarsa. Kendi kendine sözünü kesti. Sonra konuştu. Verecek cevabı ben bilirim. Fabrikadan köye gitmiş olurum, orada tanıdığım birisi var, Sizov. Oğlum mahkum olduğundan dolayı üzüntümü dağıtmak için ona gittim, onun da bir yeğeni vardı, mahkum oldu, o da bunu doğrular. Ana, şimdi onların yavaş yavaş yenildiklerini görerek gittikçe artan bir güçle heyecanla söylüyor, söylüyordu. En sonra ona müsaade ettiler. Doktor istemeye istemeye. Ne yapalım? Gidiniz. dedi. Ludmila ses çıkarmadı. Odanın içinde düşünceli bir tavırla gidip geliyordu. Yüzü kararmış, yanakları çukurlaşmıştı sanki birden başı ağırlaşmış gibi göğsüne düşüyordu. Doktor zorla müsaade ettiğinde ana içini çekti. Hepiniz beni kolluyorsunuz, ancak hiçbiriniz kendinizi korumuyorsunuz, dedi. Doktor, yanılıyorsunuz, biz kendimizi de koruyoruz, bunu yapmak zorundayız. Kendi kendilerini gereksiz yere tehlikeye atanları da pek öyle ayıplamıyoruz. Bunun için kağıtları gara biz götüreceğiz. Doktor ananın yüzüne bakarak yapılacak şeyi anlattı. Size başarı dilerim. Şimdi hoşnut oldunuz mu? Hoşnut olmamış bir halde kalkıp gitti. Kapı yine kapandıktan sonra Ludmila anaya yaklaştı. Anlıyorum siz pek iyi yürekli bir kadınsınız. İkisi birden odayı arşınlamaya başladı. Benim de bir oğlum var. Şimdi 12 yaşında babası ile beraber yaşıyor. Babası savcı yardımcısıydı. Belki de şimdi savcı olmuştur. Oğlum hep onunla beraber. Her zaman bana kendisinin ne olacağını sorar. Donuk sesi titredi, sonra gene acıyla devam etti. Onun eğitimini benim sevdiğim, benim kutsadığım ne varsa hepsini bunların düşmanı olanlar üzerine almışlardı bu yüzden oğlum da elbet benim düşmanım olabilir. Ben, onu yanımda da bulunduramam. Çünkü takma bir ad altında yaşıyorum. Sekiz yıl oluyor ki, onu görmedim. Sekiz yıl. Dile kolay. Pencerenin yanında durdu, oradan soğuk, solgun göğe doğru gözlerini dikerek konuştu. Eğer benimle beraber olsaydı, ben daha güçlü, daha güvenli olurdum ölse bile avunurdum. Biraz sustuktan sonra yüksek sesle ekledi. Ölseydi, o zaman yalnızca öldü derdim. Oysa şimdi biliyorum ki o ölü değil, annelik sevgisinin de üstünde bir takım kutsal şeylerin düşmanı. Ana, kalbi derin bir acıyla sıkılarak. Yavrucuğum, dedi. Ludmila, dudaklarında bir gülümseyişle. Mutlu bir kadınsınız ana ile oğlun yan yana yürümesi ne iyi, dedi. Ana. Evet, pek iyi. Diye mırıldandı. Sonra sanki gizli bir şey söylüyormuş gibi. Bak, bu bir mutluluktur. Dedi. Siz, Nikola, sonra bütün gerçek uğruna çalışanlar bizimle berabersiniz. İşte insanlar gittikçe birbirlerine yaklaşıyorlar, anlıyorum çocuklarımız bütün dünyada ilerliyorlar. İşte benim anladığım şey. Onlar her yerde, bütün dünyada yürüyorlar. Bir amaca doğru durmadan yürüyorlar. En iyi kalple en yüksek zekalar hiçbir şeyden korkmayarak, hiç arkaya bakmayarak ileriye doğru, bütün kötülüklere saldırıyorlar, ilerliyorlar, ilerliyorlar. Gençler, güçlüler bütün çabalarını bir amaca doğrultuyorlar adalet. Onlar acıyı yenmek istiyorlar. İnsanlığın uğradığı mutsuzlukları dindirmek için silahlandılar. Mutlaka yenmek istiyorlar. Onlar, o iğrenç düzeni ezmek istiyorlar, ezecekler de. Onlardan birisi bana, biz yeni bir güneş yapmak istiyoruz, diyordu. İşte bunu yapacaklar. Bir başkası da, bütün kırılmış kalpleri bir araya toplayacağız, diyordu. Bunu da yapacaklar. Kolunu göğe doğru kaldırdı. İşte şurada bir güneş var. Sonra eliyle göğsünü döverek sözünü sürdürdü. İşte bir güneş de burada yakılacak. Göktekinden daha parlak, daha görkemli bir güneş, mutluluğun güneşi. Bütün yeryüzünü, onun üzerine yaşayanları, herkesin, herkes için duyacağı sevgi ışığıyla aydınlatacak bir güneş. Unutulmuş dualardan belleğinde kalmış cümleleri şimdi bu yeni insanları güçlendirmek için rastgele, bir ateş parçası gibi durmadan dört yana saçıyordu. Hak, doğruluk yolunda giden çocuklar, her şeye bir aşk, sevgi götürüyor, yeni bir şey açıyorlar. Onların yüreklerinde, kalplerinin en derin köşelerinde sönmez, kararmaz bir ateş var. İşte bütün yeryüzünün çocuklarına karşı duyduğumuz bu büyük sevgiyle onlar bizim için yeni bir yaşayış. Yarattılar. Şimdi bu sevgiyi kim söndürebilir kim? Bunun üstünde başka bir güç var mı? Onu kim yenebilir? Onu doğuran topraktır, yaşam bütün yaşam yenmesini istiyor. Ana, Lüdmila'nın yanından ayrılarak, yorgunluğundan, coşkunluğundan kesik kesik soluk alarak bir yana oturdu. Genç kadın da yavaş yavaş, çekingen, sanki bilinmez bir şeyi kıracakmış gibi uzaklaştı. Sönük bakışlarını uzakta belirsiz bir noktaya dikerek sessizce yürüdü. Şimdi daha ince, daha büyük, daha uzun boylu gibiydi. Bu sessizlik, ananın heyecanını çabucak dindirdi. Çekinerek, yavaşça. "Acaba söylenmesi gerekmeyen şeylerden mi bahsettim?" diye sordu. Ludmila hızla dönerek ülkek bir bakışla anayı süzdükten sonra şiddetle haykırdı. Hayır. Bu böyle, bu böyle. Ama bırakalım bunu bir yana. Evet, artık gitmeli. İstasyon buradan uzaktadır. Evet, hemen. Ah ne sevinçliyim, ne sevinçli. Bilsen. Oğlumun sözünü, benim canımın sözünü ruhumla beraber götüreceğim. Ana gülümsedi. Bu gülümseyiş, Ludmila'nın yüzünde renksiz bir yansıma bıraktı. Ana onun yüzündeki bu üzüntü izinin sevinci de yok ettiğini seziyordu. Ana birden kendi ruhunu titreten aşk ve heyecanı bu. Genç kadının ruhuna da geçirmek, onu kendisinin analık duygularıyla dolu olan kalbine sonuna kadar bağlamak istedi. Ludmila'nın elini avuçlarının içine alarak bütün ucuyla sıktı şu dünyada bütün insanlığı aydınlatacak bir ışığın bulunduğunu bilmez ne güzel şey. Gözleri ışık saçıyor, sanki göz bebeklerinden saçılan bu ışıkları kanatlandırmak istiyormuş gibi ikirpikleri durmadan kımıldıyordu. Bütün kalbini titreten ateşlerin kaynattığı büyük düşüncelerle sarhoştu. Sanki bizim için yeni tanrı dolmuştu. Her şey herkes için, herkes her şey için. Herkes de bütün bir yaşam, bütün bir yaşam herkes için. İşte benim anladığım budur. İşte görüyorum. Siz yeryüzüne bunun için geldiniz. Gerçekte sizin hepiniz de arkadaşsınız, aynı ailenin bireylerindensiniz. Çünkü sizi bir tek ana doğurdu, gerçek. Sizi doğuran gerçekti. Siz onun sayesinde yaşıyorsunuz. Ne vakit içimde bu arkadaşlar, sözcüğünü duysam, onların yürüdüklerini görürüm. Onlar büyük bir kalabalık halinde her yandan geliyorlar. Sanki bütün yeryüzündeki kilise çanları çalıyormuş gibi kulağıma bir ses, yüksek, gümrah, bir ultu geliyor. Ana, başarı sağlamıştı. Ludmila'nın yüzü canlandı, dudakları titredi. Renksiz gözlerinden birini izleyerek iri, sıcak gözyaşları dökülmeye başladı. Ana onu kollarının arasına aldı. Yine sıcak, memnun bir sakinlikle sessizce gülümsedi. Ayrılırken Ludmila uzun uzun anaya baktı, alçak sesle. Biliyor musunuz, sizinle yaşamak ne tatlı bir şey. dedi, sonra kendi kendisine ekledi. İnsan kendisini güneş doğarken yüksek bir doruk üzerine çıkmış sanıyor. 17. bölüm. Dışarıda kuru, soğuk hava vücudu sarıyor, boğazı yakıyor yürürken insanı boğuyordu. Ana birden durarak çevresine bakındı. Yanı başında sokağın köşesinde, başında kıldan bir kasket, bir arabacı duruyordu. Biraz ötede başka birisi, vücudu kamburlaşmış başı omuzlarının arasına çökmüş. Yürüyordu. Askerin biri elleriyle kulaklarını oluşturarak hoplaya sıçraya koşuyordu adamı dükkandan bir şey satın almaya göndermişler besbelli diye düşündü. Ayaklarının altında ezilen karların çıkardığı gıcırtıyı zevkle dinledi. Gara çabucak ulaşmıştı. Tren henüz hazırlanmamıştı. Bununla beraber pis hava ile dolu üçüncü mevkiin bekleme salonunda epeyce kalabalık vardı. Yerleri sert bir tütün kokusuyla salamura balık kokuları kaplamıştı. Ana, kapının yanında görülür bir yere oturarak bekledi. Kapı açılıp içeri birisi girdiğinde yüzüne soğuk bir hava çarpıyordu. Bu hoşuna gidiyordu, her defasında derin soluk alıyordu. Kalın giysiler giymiş, ellerinde birçok paketlerle bir takım insanlar içeriye giriyorlardı. Kapıyı beceriksizce açıyorlar, ona ellerindeki yükleri bir kanepeye ya da yere bırakıyorlar, pardesülerinin kollarına yapışan buzları silkiyorlar, Sakallarındaki karları elleriyle temizleyerek bir yandan da söyleniyorlardı. Elinde sarı bir valiz taşımakta olan bir genç kapıdan içeri girerek çevresine bakındı. Anayı görünce hemen yanına yaklaştı. Moskova'ya mı? Evet, Tanya'ya. Bu sizin. Delikanlı valizi sıranın üstüne bıraktı, cebinden bir sigara çıkardı, yaktı, kasketini hafifçe kaldırarak öbür kapıdan çıkıp gitti. Ana, eliyle valizin soğuk yüzünü okşadı. Sonra, üzerine yasladı. Şimdi, hoşnut bir halde çevresini incelemeye başladı. Biraz sonra kalktı başka bir kanepeye oturdu. Burası kapıya daha yakındı. Başını kaldırmış, etrafındakilerin yüzlerini inceliyordu. Kısa bir palto giymiş, başı kalkık yakasının içine gömülmüş bir adam, ona çarptı, bir şey sizin elini yavaşça kasketine götürerek ayrıldı. Ana bu adam daha önce de gördüğünü anımsadı. Onu incelemeye başladı. Elif'in bakışları pelageye öyle şiddetli işledi ki, sanki elinin altında valiz boşalı vermiş gibi titredi. Göğsünden yükselirken boğazını tıkayan, sonra ağzını kuru bir acılıkla kaplayan bu kötü duyguyu kovmak için kendi kendine sordu. Nerede görmüştün bu adamı? dönüp bir daha bakındı içinde karşı konulmaz bir istek uyanmıştı anada. Ara sıra ayaklarını değiştirerek bir ayak üzerinde duruyor telaşlı gibi görünüyordu. Sağ elini pardesüsünün iki düğmesi arasına geçirmiş, sol elini de cebine sokmuştu. Ana hiçbir heyecan göstermeksizin kalktı, sanki bir yerini yırtmaktan çekiniyormuş gibi yavaşça bir başka kanepeye oturdu bir felaket karşısında duyulan büyük bir ön seziyle bu yüze ilişkin bir hayal uyandırmıştı. Birincisi Ribi'nin kaçtığı güne, öbürü de daha düne özgüydü. Yargılama günü, bu herifi Ribi'nin kaçtığı gün kendisine yanlış yol gösterdiği polis memurunun yanında görmüştü. Demek, şimdi kendisi göz hapsindeydi, bu bir gerçekti. Çevresine bakındı, kuşkulanacak hiçbir şey görmedi. Yalnız kafasında bir takım düşünceler birbirini kovalayarak ağlayıp sönüyordu. Valizi bıraksam, kaçsam? Sonra daha şiddetli bir kıvılcım parladı. Oğlumun sözü. Atamam. Böyle heriflerin elinde bırakamam. Valizi kendine doğru çekti. Yakalayıp kaçsam? Bu düşünceler ona tuhaf geliyordu. Öyle sanıyordu ki bu düşünceleri birisi kafasına zorla sokuyordu. Bunlar tıpkı kalbini, kafasını yakan bir takım yaralara benziyordu. Sanki düşmanca bir düşünce kendisini direterek boğuyor, eziyor, omuzlarına, göğsüne çöküyor, onu korkunç bir korku anaforu içine atıyordu. Çakaklarındaki damarları şişti, saçlarının dibine kadar bir sıcaklık yükseldi. O zaman, şiddetli bir silkinişle o korkuyu büsbütün yukarı kaldırdı. Büyük bir kendini zorlama ile, oğlunu utandırma, diye bağırarak kafasında zayıf, düzenbaz parıltılarla yanan bütün bu ışıkları söndürdü. Gözleri üzgün, korkak, bir bakışla karşılaştı. Şimdi, gözünün önünden ribinin hayali geçti. Bu birkaç sıkıntılı dakika sanki ona yeni bir can, yeni bir güven vermişti. Halbi, şimdi daha düzgün çarpıyordu. Ana çevresine bakınarak kendi kendine sordu. Ne olacak? İspiyoncu bir jandarma çağırmıştı. Gözünün ucuyla anayı göstererek bir şeyler fısıldadı. Jandarma anaya baktı ve geriledi. Az sonra ispiyoncu ortadan kayboldu. Yaşlı adam dikkatle yürüyor, Helage'nin yüzünü keskin gözleriyle dikkatle inceliyordu. Ana oturduğu sıranın büsbütün ucuna çekildi. Adam yanında durdu ve kısa bir suskunluktan sonra sert bir sesle. Ne bakıyorsun? İç. Hırsız seni. Bu yaşa gelmiş ol da sen hala bu huydan vazgeçme, ha. Ana tokat yemiş gibi oldu. Yanaklarını yırtacak gibi oldu, gözlerini haddinden çok büyüttü, ciğerlerinin bütün gücüyle bağırdı. Ben mi, hırsız? Yalan söylüyorsun. Çevresini saran halkın kendisine kuşkulu bakışlarla baktığını gördü. Halinden kuşkulanıldığını anladı. Bu zalim iftira karşısında kalbi ezilircesine sıkıldı. Elinin altında duran çantayı yakaladı, şiddetle açtı, içinden eline geçirdiği bir bildiri paketini başının üzerine kaldırarak bağırdı. Bak, bakınız. Öteye beriye koşuşan kalabalık içinde birdenbire meydana gelen uğultulu fısıltılar arasında şu sözleri işitiyordu. Ne oluyor orada? İşte polisler. Bu kim? Onu çalmış diyorlar. Bu kadın mı? Üstelik sesini yükseltiyor. Ne saygıdeğer bir hali var. Ana çevresinde sık bir çember meydana getirerek meraklı bakışlarla kendisini izleyen halkın karşısında durmadan "Ben hırsız değilim. Değilim." diye bağırdı, durdu. Dün yine birçok kişi siyasal suçtan mahkum edilmişti. "Benim oğlum Vlasov da bunlar arasındadır." mahkemede bir nutuk söyledi. "İşte okuyunuz ki gerçek anlaşılabilsin." Kalabalık arasından birisi çekinerek paketten bir yaprak çekti, yanındakileri dürttü, açtığı yerden bu kağıt parçasını halkın arasına fırlattı. Bu sırada korkak bir ses haykırdı. Bunları dağıtmakta hiçbir tehlike yoktur. Bir başkası. Dikkat! Ne oluyor? Dedi. Elaş ilerledi, kağıtları şiddetle kavradı, ceplerine, koynuna yerleştirdi. Yine yüreklendi. Açık duran çantanın içinde bulunan kağıt yığınlarını da aldı, çelik elleriyle bütün bunları sağ sola saçtı, fırlattı. Oğlumu beraber olanların için mahkum ettiler, biliyor musunuz? İşte bunu size anlatacağım. Ana yüreğine güveniniz. Size gerçeği getirecek olan birçok kişi dün mahkum edilmiştir. Dünden beri bu gerçek yaşamaktadır. Hiç kimse onunla başa çıkamaz, hiç kimse. Kalabalık suspus durmakla birlikte gittikçe sıklaşıyor ve anayı bir halka gibi çevreliyordu. Bu kadar çalıştık, sonu yoksulluk, açlık. Günden güne aşırı çalışmaktan çatlıyoruz, soğuktan, açlıktan geberiyoruz. Her zaman derin, kara bir aldatma çamuru içinde boğuluyoruz. Kollarımızın ürününü başkalarına yedirmek zorunda kalıyoruz. Boyunlarımızda zincir, köpekler gibi sürünüyoruz. Bilgisizlik de ruhumuzun derinliklerine işlemiş, her şeyden korkuyoruz, herkesten alçak duruyoruz. Yaşayışımız bir gece, hem de karanlık bir gece gibi karanlık. Düşlerimiz sonsuz kara düşle sıkıntılı. Nasıl, doğru değil mi? Birkaç ses ürkekle. Doğru. Dedi. Susturun şu kadını. Ana, önündeki kalabalığın arkasında iki jandarma ile ispiyoncuyu gördü. Son paketleri de dağıtmakta acele etti. Eli çantaya dediğinde bir başka elin değişini duydu. Biraz kalabalığa doğru eğilerek bağırdı. Alınız, hepsini alınız, bu yaşamı değiştirmek, bütün bu insanları kurtarmak, ölüleri diriltmek, işte benim gibi yükselmek için bunu toplayınız yaşayışınıza bu kutsal gerçeği serpmek doldurmak için gökten çocuklar, melekler iniyor. Çünkü hepiniz bilirsiniz ki, dünyada gerçek adına davranmak, muhakkak zorbalıkla güç karşısında bulunmak demektir. Bu davranışın arkasında boğulmak, zindanlara atılmak, en sonunda işkence görmek de vardır. Gerçek yaşam, özgürlük, bizi yönetenlerin, bizi zulümleriyle, istibdatları altında ezenlerin asla uzlaşmaz birer düşmanıdır. Bunları size getirenler de gençler, bir takım aydın kişilerdir. Onlar sayesinde yeni bir güç kazanacağımız gibi serbestçe davranışımıza engel olan bin türlü engeli, güçlüğü yok etmeyi, vicdanlarını satmış olan memurların zulümlerinden kendimizi kurtarmayı başarabileceğiz. Buna inanın. Yaşa, ihtiyar. Sesleri duyuldu birisi gülmeye başladı. Jandarmalar kalabalığı iterek. Dağılın. Kalabalık, gürültülü bir şekilde vandarmaların önünde yanıp tutuştuğu bu sıcak sözler karşısında yalpalayarak, belki de istemeyerek durmadan çekiliyordu. Ana ise kır saçları, saf, berrak gözleri, mertçe davranışlarıyla onları çekiyordu. Sanki bütün bu halk çoktan beri işitmek isteğiyle kendinden geçmiş, şimdi yalnız tek gönül, tek vücut olmuştu. Ananın yanı başında bulunanlar, serin kanlılıklarını sürdürüyorlardı. Elaş, bütün bakışları kendisinin üzerine topladığını, sıcak solukların ta yüzüne değdiğini duyuyordu. Sıranın üzerine çık. Defol koca karı. Yakalayacaklar seni. Şu daha bakın. Çabuk geliyorlar gittikçe yaklaşan kalabalığın arasına girmeye çalışan jandarmalar bağırıyorlardı. Yol açın. Çekilin. Şimdi öncekinden daha kalabalık bir yön jandarma, halkın arasına saldırmış, şiddetle, baskıyla kalabalığı dağıtmaya çalışıyordu. Çevresinde meydana gelen tuhaf, ne olduğu anlaşılamayan uğultular anaya, söylediklerine bütünüyle güvenildiği inanışını veriyordu. Şimdi daha büyük bir aceleyle bütün bildiklerini, gördüklerini, en etkili düşüncelerini sayıp dökmek istiyordu. Bunun için boğazından coşkunluktan, acıdan her an biraz daha boğulan, boğuldukça titreyen, kasılan sesinde bir türlü haykırmaya yetecek gücü bulamıyordu. Oğlumun sözü, namuslu bir ruhun sözleri işte böyle iççe olur. Onlar, herkesten cesur oldukları kadar gerektiğinde gerçek uğrunda kendilerini bile feda etmekten çekinmezler. Ana konuşmasını sürdürürken henüz pek genç iki kişi korkarak, heyecanlı bakışlarla ona bakıyordu. Bu anda göğsüne inen şiddetli bir yumrukla sendeledi ve sıranın üzerine kapandı. Birden oradakilerin başları üstünde vandarmaların iri, kaba elleri işlemeye başladı şapkalar durmadan yerlere yuvarlanıyordu. Şimdi, pelagenin çevresinde her şey derin, yoğun bir karanlık meydana getirmişti. Bütün vücudu yorgunluktan titriyordu. Sesinin son gücüye boğuk boğuk haykırdı. Ey halk, tek vücut olunuz, güçlerinizi birleştiriniz. Bir jandarmanın iri, kıpkırmızı elleri pelagenin boynuna yapıştı, şiddetle sarsarak. Yürü! diye bağırdı bu sarsıntının etkisiyle kafasını duvara çarptı. Bir an, kalbine ateşli bir duman bürüdü. Bu duman ruhunun derinliklerinden fışkıran ateşin etkisiyle bulaştı. Jandarma bağırdı. Yürüsene be! Hiçbir şeyden korkmayınız. Bütün yaşamınız boyunca çektiğiniz güçlüklerden daha kötü bir acı yoktur. Jandarma, onu kolundan tutup sürükleyerek haykırdı. Sus! diyorum sana. İkinci bir jandarma öbür kolundan yakaladı. Günden güne kalpleri kemiren, göğüsleri kurutan, tıkayan acılardan daha acı bir tehlike düşünülemez. Sivil polis hemen onun önüne atıldı. Yumruklarını sararmış yüzü önünde sallayarak ince bir sesle bağırdı. Sus, alçak. Helage'nin gözleri büyüdü, sıcak kıvılcımlar saçmaya başladı. Çenesi titredi, ayaklarını kaygan döşeme taşlarına bastırarak bütün gücüyle bağırdı. Gerçeğin sırrına eren ruh bir daha öldürülemez. Köpek Sivil polis acar bir atılışla sıçradı, zavallı ananın suratına bir tokat indirdi. Kara ya da kırmızı olduğunu ayırt edemediği bir şeyler gözlerini örttü, bakışları önünde yoğun bir karanlık meydana geldi. Ağzını dolduran kan pıhtılarının tuzlarını dilinin üstünde duydu bu saldırı karşısında kalan ana büyük bir coşkuya bağırdı. Bana vurmaya hakkınız yoktur. Arkadaşlar! Nedir bu? Ah, alçak! Gerçek kanla boğulmaz. Sözünü bitirmeye vakit bulamayan zavallı ana, başına, gövdesine rastgele indirilen yumruklar altında inleyerek sürüklendi. Her şey acı acı bağrışmalar, haykırışlar arasında kalmıştı. Ana bütün bu karbeşalık arasında kendini yitiriyor, kulaklarında uzun ultular, boğazında korkunç tıkanmalar oluyordu. Toprak kırılmakta olan dizlerinin altında kayıyor, gövdesi darbelerle, acıyla kıvranıyordu. Onu kapının önüne doğru iteklediler. Bir eliyle kapının pervazına tutundu. Gerçeği kanla saklayamazsınız. Kapıyı tutan eline vurdular sersemler, bu yaptıklarınız size karşı sadece düşman kazandıracak. İşte bu kin ve düşmanlık bir gün sizi boğacaktır. Vandarmalardan biri, şiddetle onu gırtlağından yakaladı. Var gücüyle sıktı. Ana, boğuk bir hırıltıyla son bir defa daha haykırdı. Alçaklar! Bu hırıltıya ancak uzun, titrek hıçkırıklarla dolu bir ağlayış yanıt verebildi. S.O.N.